Merhabalar. Bugün 3D Fillet komutundan bahsedeceğiz. Shape komutlarının altındaki Fillet komutu. Komuda tıkladığımızda Fillet çeşitleriyle alakalı bir pencere açılmakta. Yanındaki Shape dediğimiz kısım, ürünün tamamının kenarlarını ve yüzeylerini fillet edebileceğimiz kısım. Hanged, Edge dediğimiz kısım, çizgilerin birbiriyle takip edip etmemesiyle alakalı. Yes ya da No seçeneğini seçebilirsiniz. Radius kısmı da radiusunu verdiğimiz kısım. Şöyle radius değerini yazdıktan sonra shape dersek ve ürüne tıklarsak bütün yüzeylerini bakın bu şekilde extrude edebiliriz. Diğer bir komutumuz fillet'in altındaki one radius. One radius kısmı bir çizgiye veya bir yüzeye tek bir değerle radius vermemizi sağlar. Buradaki yüz radiusunu istersek bu şekilde bir yüzeye veya çizgiye de aynı şekilde yapabiliriz. Serial Radius denilen kısım, yüzeye veya çizgiye fillet verdikten sonra fillet değerini değiştirerek başka çizgiye veya yine yüzeye farklı filletler vermemizi olanak sağlar. Bakın burası 100 filletle çeviri bir yüzeyken buradaki çizgilerimiz de 50 fillet yapımı yapmamıza olanak sağlıyor. Serial Radius'tan sonra Variable dediği kısım da bir çizginin üzerine değişkenler sağlayarak fillet etmemize olanak sağlıyor. Burada çizgimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra sağ klikle onaylıyoruz. Başlangıçta istediğimiz yazıyoruz. 15. Daha sonrasında bunun nereden başlaması gerektiğini gösteriyorum noktayla. Sonrasında bitirmek istediğim radius miktarını yazıyorum. 60'ta. Ben aşağıdan başlasın. Yukarı doğru birim birim benzeterek 60'a ulaşsın diyorum. Bakın bu şekilde bir fillet oluşturabiliyoruz. Bu çizgiye de yine aynı şekilde yapabiliriz. Çizgiyi seçip yine onayladıktan sonra belirli bir radius değeri girebiliriz. 20. Daha sonrasında yukarıdan aşağıya doğru istiyorum bu sefer. 70 diyorum. Bakın aşağı noktasına da tıkladığınız zaman bu sefer de yukarıdan aşağı doğru değiştirerek bana radius'u verir. Between face dediğimiz kısım birbirine bağlı yüzeylerin arasına fillet yapmak için kullanılır. Bir yüzeyi seçiyoruz. Seçtikten sonra yönünü belirtmemiz gerekiyor. Daha sonrasında Face on the second side diyor. İkinci kenarı seçiyoruz. İki kenarı seçmemiz gerektiği için. Daha sonrasında da bunu da okey dedikten sonra karşımıza Fillet Between Face ile alakalı bir pencere açılıyor. Burada parametreler ve yine Conceit Parameter dediğimiz kısımlar var. Burada parametrede ball mu disk mi olacağı genelde seçiliyor. Burada yapıları değişebiliyor. Ben de size kalsın diyorum. Bakın Concept Radius dediğinizde tek tip bir radius verebiliyoruz. Variable dediğinizde başlangıç ve sonunu verebiliyoruz. Conical dediğimizde ise 4 adıma da farklı farklı radius vererek bir fillet oluşturabiliyoruz. Burada variable diyeceğim. Spine dediği kısım çizgi. Buradan çizgimizi yakalıyoruz. Yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarı belirleyebilirsiniz. Daha sonrasında buradan yine curvature mi, tangent mi olduğuna bakabilirsiniz. Ben tangent diyeceğim. Curvative de diyebilirsiniz burada. Hangisi artık işinize yarıyorsa. Daha sonrasında tekrardan bir burada bazen arkadaki çizgiyi yakalayabiliyor. Çizgiden emin olmak için bir daha tıklıyorum. Sonrasında bakın burada radyosumu giriyorum. 20'den başlayıp 90'a kadar olmasını istiyorum. Ve bakın okey bastığımda birbirine bitişik olan yüzeyler arasındaki bir çizgiye 20'den başlayıp 90'a kadar benzete benzete fillet elde edebiliyorum. Three face yani 3 face dediğimiz kısımda bulunan 3 yüzeyin hesaplama yapmadan fillet vermemize olanak sağlar. Şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle bize diyor ki left side sol yüzey. Sol yüzeyi seçtikten sonra okeyliyorum. Daha sonrasında da fillet'ını istediğim yüzeyi seçiyorum. Orta yüzeyi. Onu da sağ klik yapıyorum. Daha sonrasında da yine son kalan sağ yüzeyi seçip okey dediğimde yukarıdaki ortada seçtiğim yüzeye göre otomatik olarak algılayarak bize 3 tarafı birleştirip fillet yapıyor. Açıklarda bu şekilde, kapalı olan alanlarda da yine aynı şekilde çalışır. Tıklayarak sağ klik yapıyoruz. Ortadaki yüzeyimiz için bir fillet istediğimiz için yüzeyimize tıklıyoruz. Daha sonrasında burada diğer yüzeyimize tıkladıktan sonra birleştirmesini sağlıyoruz.
sağlıyor. Genel olarak sizler de farklı fillet çeşitleriyle tasarımlarınızı tamamlayabilirsiniz.